Bir kayıt daha var. O da benim arkadaşım. Sonra size geçeceğim. Söz. Bakın bir daha hiçbir şey açmayacağım kendimden. Esra İçöz. Ne muhteşem bir ses ya. Vallahi ben üzülüyorum bazı şeylere. Neye üzülüyorum? Tamam, kendisi bir TRT sanatçısı. Kendisini Akşam Sefası'nda izliyoruz. Birçok solo programda, özel programda Esra İçöz her zaman çıkıyor. Ama ben yeterince herkesin bu olağanüstü sesi tanıdığını düşünmüyorum. Benim sınıf arkadaşım. Torpil falan değil. Kız bir bölüm birincisi zaten. Okula girerken okula giriş birincisi. Her şey yani bizim okulda. Müthiş ya. Sevilmemesi gündüzü Yani şu canlı yayınlar, özellikle Instagram'da yapılan canlı yayınlar bizi ham sesle buluşturdu. Hani böyle şeyden uzağız ya, stüdyo, mikrofonlar, iç kulaklıklar, koca orkestralar, bunlardan bir sıyrılınca ham, ana, saf sesi bulduk. Şükürler olsun. Gerçekten şükürler olsun. Autotune yapılamıyor değil mi Instagram yayınında? Yeah, o yeman. gece Vibrasyonlar çok iyi, çarpmalar muhteşem. Okulda zaten bunu öğrendi. Ayrıca kendi becerisi de ayrı bir şey olarak ekleniyor. Ama şakıyor ya. Müthiş. beyhude geçti. Sona kadar şahane. Eğitimli sesin diğer seslerden farkı bu. Maalesef bu kanalda benim en çok duyduğum ve en kötü yorumlardan biri şu. Bu nasıl saçma bir bakış açısıysa. Fakat bunu söylemek, paylaşmak istiyorum sizinle. Kızarak paylaşmıyorum ha. Herkesin çünkü bu konuda başka fikri var. Hocam işte bak, adam ne güzel, amatör ruhu var. Öyle bir söylüyor ki. Bunu şimdi eğitsem böyle olmaz ki. Siz öyle aç ağzını maç ağzını diyorsunuz ya. Bu iş işte ondan sonra bitiyor. Bu da açıyor ağzını. Bu da nameleri yapıyor. Ne yapacağız? Yapıyor işte. Öğrenmiş. Arkadaşlar şunu asla ve kat'i unutmayın. Konservatuar mezunu herkes muhteşem değildir. Böyle bir garanti yoktur ki. Böyle bir şey var mıdır yani? Her mesleğin okulundan mezun olan inanılmaz mıdır? Hayır. Beceri kişiye bağlıdır. Siz öğrendiklerinizi nasıl uyguluyorsunuz? Öğrendiklerinizi nasıl hayatınıza kattınız? Dün Instagram canlı yayında, ben de yayın yaptım. Bir genç kızımız katıldı. Konservatuvara girmeden önceki dönemde yayınlara katılmıştı, dinlemiştim sesini. Konservatuvara girdikten sonra da sesini dinledim. Şimdi orada eğitim alıyor. Aldığı eğitimler ona okuma tekniklerini, bir sürü şeyi gösteriyorlar ve onları uygulamaya çalışıyor. Bocalıyor. Belki o doğal okumasının için onları tam katamıyor ama bir gün onu katacak. Şimdi Esra İçöz tekniğiyle, okuma stiliyle artık sesinde belli bir oturmuşluğa, beceriye, sahneye, her şeye sahip. Ve zaman içinde artık hem tekniği hem okumayı hepsini kurgulamış. Yani demek ki birine eğitim verdiğin zaman biri bozulmuyor aslında. Biri onları öğrenip harmanladığı zaman bir şekle dönüşüyor. Yani siz harmanlama döneminde birini eleştirerek onun gelişimini engelliyorsunuz. Sakin olun şampiyonlar. Sakin olun. Bırakın insanlar gelişsin de. Bırakın. Elif, bu daha senin içinde. Aşkını bir sır gibi. Yani şu iyi için saatlerce konuşabiliriz. Aşkını bir sır gibi. Buradaki bu sır bir. senelerdir saklarım geceleri Harfler tane tane. rüyamda Okuyuş tertemiz. ismini İsmi teknik müthiş. sayıklarım Da-da-da-da-da. aşkını bir Ses rengini olarak baktığımızda ben okul yıllarında Esra'yı bir soprano olarak, soprano karaktere sahip
bir sesti. Tabii yıllar içinde zaman geçtikçe biraz daha ses peslerden sürekli almaya başlıyor. Daha koyulaşmış ses ama tizleri hala yerinde. Söylediği stiller, söylediği şarkılar aslında eskisi gibi değil. Daha çok böyle o sesleri daha pesleştirerek okuyor. Yakışıyor mu? Harika bence. Ama var, tizler de var. Hala duruyor. Bence sorarız Esra'ya. Bir sır gibi senelerdir saklarım. Geceleri rüyamda. Mesela tuttuğu yeri görüyorsunuz değil mi? Değil de hep parlak önde geliyor. İsmini sayıklarım. Salon okuması yani, düşünün. Mikrofon yok, bir şey yok, işte saf. Fena, bu canlı yayını izleyin. Benim bizim kafe kanalına yükledim. Alın şunu da, linkini atayım. Baştan sona ders gibi okuyor çünkü. Alın, attım linkini. Aşkın abicim. De, bak buna... bir de buna bakın. Of. Şikayet et. Bir dinleyin bak. Dikeni batsa da çok gezelim. Yangın yeri ortalık. Uğrunda akacak kanı durdurma. Ders gibi değil mi? Akacak kanı durdurma. Ama tadında abartı değil. Gerektiği kadar her şey. Koyamam kimseyi bil ki yerine. Name var mı? Var. Keriz var mı? Var. Temizlik var mı? Var. Demek hepsi bir araya gelebiliyor. Yüreğimde açan gülü soldurmam. Koyamam kimseyi. Allah Allah. Yerine. Yüreğimde açan gülü soldurma. Şimdi nakarat. Bir de bunu dinleyelim, ondan sonra bitireyim. Evet, Yakup'un ellerine sağlık. Döktürüyor. Bendeki mevsimler sana hep bahar üstüne. Hafif fantezi okuyor aslında. Bitiririm sonsuza kadar. Of. Gelmesin isterim teline sarar. Bir tane detone bulamadık değil mi daha? Zor. Bol bol beklersiniz detone için. Yüreğimde açan gülü soldurmam. Peki. Buradan şuraya gidelim. Evet, eğitim her şey değildir. Ama eğitim bazen her şeydir. Evet, bu gerçek. İyi eğitim, doğru yeteneği işleyen eğitim onu acayip konularda çok çok iyi yapıyor, muhteşem yapıyor. Ders gibi ya, bazı sesleri oturup sadece onu çok dinleyerek, onun yaptıklarını anlayarak teknik yapabilirsiniz. Esra İçöz de bunlardan biri. İzleyin, tekniğiniz gelişsin. Esra'cığım, cansın. Peki.